Bir bakkal fırıncıdan aldığı simitlere yüzde %20 karla satmaktadır demiş arkadaşlar. Biz hemen gidelim şuraya maliyetimiz eğer 100x oluyorsa bu durumda satış fiyatımız ne olacaktır arkadaşlar? Yüzde %20 karla satacağımız için 120x olacaktır diyebiliriz. Daha sonra sabah simitleri bırakan fırıncı demiş ki bugün 20 değil 22 simit bıraktım 2 simit fırınımızın hediyesidir demiştir. Bakkal gün sonunda bütün simitleri sattığında yüzde kaç kar elde etmiştir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi burada biz bakkal için düşünecek olursak, bakkal toplamda ne kadar para harcadı? Şöyle bakalım arkadaşlar, bakkalın maliyeti, bakkalın maliyeti diye diyorum şuraya. Şimdi bakkalın maliyeti şu oldu arkadaşlar. 20 simit fiyatı ödedi bakkal. Yani şöyle ki 20 çarpı her bir simitte 100x dediğimiz için 20 çarpı 100x kadar para ödemiş oldu. E buradan da ne geldi arkadaşlar? 2000x para ödemiş oldu bakkal. Peki bakkalın toplamda sattığı ücret nedir? Şöyle diyelim bakkalın ee, ne diyelim Kaza kazancı diyelim. Kazancı ne kadar kazanmış? Şimdi arkadaşlar 20 tane e, değil 22 tane gelmişti. 2 tanesine ücret ödememiştim. O zaman şunu söyleyebiliriz burada. Ama satıyorken o 2 tanesinden ücret almıştır değil mi? Dolayısıyla 22 çarpı diyorum ben burada. Satı, bir tanesinin satış ücreti 120x olduğu için 22 tanesinin 2 de 22 çarpı 120x olacaktır arkadaşlar. 22 ile 12 çarpalım. Onunla çarpsam 220 olur. 2 tane 22 yani 44 daha eklediğimde. 264 gelmiş oldu. 264 bir de sıfırımız var. 2640x toplamda kazancı oldu bakalım. Peki şimdi arkadaşlar e, 2000x'te ne kadar karımız var? 2000x harcadığımızda nereye çıkmış oluyor arkadaşlar? 2000'den 2640'a çıkmış oluyor. Yani 640x bizim karımız var. Hemen yazıyorum. 2000x'te 640. 600 değil, 640x. 640x Kârımız var. Bize demiş ki yüzde kaç karım vardır, e, kâr vardır bakalım demiş. Yüzde A kadar kâr olsun. Hemen şurada gidiyorum bir doğru orantı oluşturuyorum arkadaşlar. Burada şöyle gelecektir 2000x çarpı A olarak geldi eşittir diyorum. 640x çarpı 100 olarak geldi. A'yı bulmak istiyorum ben burada. Dolayısıyla her iki tarafı da 2000x'e böleceğim şöyle. Sol taraftaki 2000x'lerin gittiğini görüyorsunuz. Burada sadece A kalmış oldu. Daha sonra şuradaki 3 tane 0 ile şuradaki 3 tane 0 gitti. E, hatta x'ler de gitti. Yukarıda 64 kaldı aşağıda 2 kaldı. Böldüğümüzde de 32 olarak gelmiş oldu. Demek ki %32'lik bir karı vardır cevabımız Edirne seçeneği. Bir giyim mağazası satışları arttırmak için alan bazı ürünleri birlikte alan müşterilerine bazı ürünleri hediye olarak vermektedir. Şöyle demiş arkadaşlar 3 tane tişört ile 2 tane şort alana bir şapka. Hemen şöyle yazayım ben bunu. 3 tişört artı 2 tane şort alıyorsam eğer burada bir tane şapkayı hediye olarak veriyor arkadaşlar. Hemen yazdım bir tane şapka hediyesi var. İki tane şapka ile iki tane şort alana bir tane tişört hediyesi varmış. Bunu da yazıyorum hemen. İki tane şapka alıyoruz. Artı dedim. İki tane de şort alıyoruz arkadaşlar. Ve bunun da burada hediyesi bir tane tişört oluyormuş. Bunu da yazdım. İki tane şapka ile bir tane tişört alana demiş. Hemen bunu da yazıyorum. İki tane şapka dedim. Daha sonra bir tane tişört dedim. Bunları aldığımızda da bir tane short hediye verilmektedir. Çiğdem bu giyim mağazasından 3 üründen de birer tane hediye alacak şekilde alışverişini tamamlamıştır. E birer tane hediye almak istiyorsa e zaten şunları yapması gerekiyor. Mesela bir şapka hediye istiyorsa 3 tişört artı 2 şort alması gerekiyor. Bir tişört hediye istiyorsa 2 şapka 2 şort. Bir şort hediye istiyorsa 2 şapka 1 tişört alması gerekiyor. Yani alması gerekenler şunlar arkadaşlar. Artı diyorum şöyle. Şimdi buradan aldığı yani para verdiği e, ürünlere baktığımda 3 tane tişört burada, 1 tane tişört burada. Bunları toplarsam eğer 4 tane tişört olacaktır arkadaşlar. Hemen yazdım. Artı diyorum. Daha sonra 2 tane şapkanın burada, 2 tane şapkanın da burada olduğunu görüyorum. Ve 4 tane de şapka aldığını söyleyebilirim. Artı dedim. 2 e, tane şort burada, 2 tane şort burada. Toplamda 4 tane şortu Para verdiğini söyleyebiliriz arkadaşlar Hatta şöyle yapalım Şunu biraz sol tarafa çekeyim Sağ tarafa da şunları yazabiliriz Bir tane şapka Şöyle sırayla yazayım bir tane t-shirt hediye gelmiştir Artı bir tane şapka hediye gelmiştir Artı bir tane de şort hediye gelmiştir Diyebiliriz arkadaşlar Şu sol tarafta yazdıklarım parası ödenenler sağ tarafta yazdıklarım da hediye olarak gelmiş olanlar Hatta şöyle, şunların hediye olduğunu belirteyim ben. Peki daha sonra hesapları kontrol eden mağaza yetkilisi bu alışverişten 40 TL daha az kar ettiğini görmüştür diyor arkadaşlar. Yani e, normalde şunların parasını almışlar, bunlar da hediye olarak verilmiş değil mi? E, demek ki bunlar hediye olarak verilmeseydi. 40 TL daha fazla kazanmış olacaklardı. O zaman burada da şunu söyleyebiliriz. Şu hediye olarak verilenlerin e, ücreti aslında 40 TL yapıyormuş. Buradan bunu anlamış olduk. Buna göre Çiğdem Hanım bu 3 üründen de 4'er tane hediyesiz alırsa mağazaya kaç lira öder diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bir tişört, bir şapka, bir şortun 40 TL olduğunu bulduk. E, dolayısıyla her birinden 4'er tane olduğunda e, 4 ile çarpınca bunun 4 çarpı 40'dan da 160 TL olacağını söyleriz. Cevabımız da Adana seçeneği olur. Bir ürünün etiket fiyatı 12 TL'dir. Bu ürüne önce yüzde A indirim uygulayıp e, şunu bir anlayalım önce arkadaşlar. Denklemi geçirelim. 12 çarpı yüzde A indirim uygulanırsa arkadaşlar artık şöyle olacaktır. 100 eksi A bölü 100 olacaktır. Yeni satış fiyatı. Mesela şöyle düşünün. Yüzde 20 indirim uygulansa ne olacaktır? E, yüzden 20 çıkardın. 80 bölü 100 olarak geldi değil mi? Aynı oradaki gibi. Bakın. Yüzde 20 diyorsa yüzden 20 çıkarıp 80 yazıyorsan o zaman A indirim uygulanıyorsa 100 Eksi A bölü 100 şeklinde gelecektir. Yeni satış fiyatı bu olacaktır. Daha sonra demiş belli bir süre sonra %25 zam yapılmış. Şimdi bunun üzerine %25 zam yapılıyor. Yani yeni fiyat o zaman 125 bölü 100 olarak belirleniyor diyebiliriz bu ürün etiket fiyatından %12,5 fazlasına satıldığına göre A kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar %12,5 ne demek? Bu şu demektir 12,5 bölü 100 demektir. E 12,5 ne demek? 12,5 da 125 bölü 10 demektir. Aşağıda da 100 kaldı. E şimdi 10 ile 100 çarpılınca burası ne olacaktır? 125 bölü 1000 olarak gelecektir arkadaşlar. Yani etiket fiyatı neydi? 12. 12'nin 125 bölü 1000'i oluyormuş arkadaşlar. Şimdi şunları biraz toparlayalım. Bir dakika. 125 bölü 1000 olmuyor. Yani 100, 1000'de 125 ekliyoruz. Tamam onu bir toparlayalım. Bu kadar kar oluyormuş. Yani normalde 12 liraydı. Üzerine 1000'de 125 lira gelmiş oluyor. Bu ne demektir aslında? 1125 oluyor. Yani biz oraya direkt 125 yazdığımızda arkadaşlar sadece ne kadar fiyatı artmış. Bunu buluruz. Mesela 12'ni şimdi 12 TL tamam mı? %20 zam geldi dedik. %20 zam geldiğinde direkt sen burada 20 bölü 100 ile çarparsan eğer burada ne yaparsın? 20 ile 100 sadeleştirirsin 5 bulursun. 12 bölü 5'ten de 2,4 gelecektir. E o zaman bu yeni satış fiyatı 2,4 mu oldu yani? E, Yo. E ne oldu? %20 zam geldiğinde üzerine 2,4 eklemiş olduk. Yani 12 artı 2,4'ten 14,4 oldu. E bunu direkt bulmak istersek de ne yapardık? E, 12'yi 120 bölü 100 ile çarpardık. Yani 100'ün üzerine eklerdik şuradaki 20'ye. Burada da onu yaptık işte. 1000'in üzerine ekledik şuradaki 125'i dedik. Şimdi toparlayacak olursak. Bakın şuradaki sıfırlar gitti. Şu diğer sıfır gitti. Hatta şu sıfır da gitmiş oldu. Daha sonra şuradaki 12'lerin gittiğini görüyorsunuz. 125 var. 1125 var. Kaç defa vardır? 1000'in içerisinde 8 defa. 1125'in içerisinde de 9 defa oldu arkadaşlar. Bunu da yazdık. Sol tarafta ne kaldı? 100 eksi a bölü 10 kalmış oldu. Sağ tarafta da sadece 9 kaldı. Şimdi içler dışlar çarpımı yapacak olursak 100 eksi a eşittir 90 olarak geldi. Bu yüzden a çıkınca 90 oluyorsa demek ki a'nın 10 olması gerekir diyeceğiz arkadaşlar. Bize de bunu sormuştu. Cevabımız Bursa. Bir pastanede 1 kilogram yerine 2 kilogram baklava alan müşterilere indirim yapılmaktadır. Bu indirimden dolayı müşteri sayısı %100 ve kazanılan para miktarı da %50 artmaktadır demiş arkadaşlar. Hemen ben şuraya müşteri sayısı diyorum tamam mı? Müşteri sayısı dedim. Müşteri sayısının başlangıçtaki... Ee... Başlangıçtaki sayısına 100x demiş olalım. Bir de kazanılan para diyorum, diyorum arkadaşlar. Kazanılan para da başlangıçta mesela 100y kadar para kazanmış olalım. Şuraya da direkt 100 y yazdım. Bize diyor ki bu süreçte müşteri sayısı %100 artıyor. E %100 artıyorsa 100 xten neye çıkacaktır arkadaşlar? 200x'e çıkacaktır. Kazanılan para ise %50 artıyormuş. Yani şöyle ki 100y'den 100 150y'ye çıkmış oldu. Şimdi biz başlangıçta 100x müşteriden 100y kazanıyorduk arkadaşlar. Şimdi ise baktığımızda şöyle bir durum oluştu. 200 xten 150 y kazanıyoruz. Bize bunu ne üzerinden sormuş? Yüzdelik üzerinden sormuş. O zaman burada 100 müşteri üzerinden konuşacak olursak ya da 100 x diyelim biz buna yine. Burayı 2'ye böldüğümüzde ne olacaktır arkadaşlar? 100 x olacaktır. E burayı 2'ye böldüğümüzde ne olacaktır? Burası da 75 y olacaktır. Aslında şuraya bir bakın. Kazanılan para başlangıçta 100Y iken bu indirim sonunda 75Y olmuştur. Yapılan indirim demek ki %25'lik bir indirimdir. Bu durumda cevabımız da Bursa seçeneği olur. 1 kilogramı 5 TL'ye alınan bir ürün 1 kilogramı 8 TL'ye satılmaktadır demiş. Şimdi alış fiyatımız Neymiş arkadaşlar? 5 TL'ymiş. Satış fiyatımız ise 8 TL'ymiş. Hemen bu ikisini yazdım şöyle. Satıcının terazisi ürünleri %25 fazla tartmaktadır demiş. Yani şimdi 1 kilogram üzerinden konuşacak olursak arkadaşlar 1 kilogramı aslında ne olarak tartıyor? %25 fazla tartıyorsa 1,25 olarak 1,25 kilogram olarak tartar deriz. Bu şekilde tartar. Peki buna göre satıcının bir kilogramlık satıştaki karı yüzde kaçtır? Şimdi arkadaşlar bir kilogram için ne kadar para ödedi? Bir alış fiyatımız 5 TL idi. Bir kilogram için 5 TL öder diyeceğiz değil mi? Peki bir kilogramı ne kadara satar? Bir defa bir kilogramı e, kendi terazisi hatalı... Yani %25 fazla satıyor, %25 fazla tartıyor. Dolayısıyla o 1 kilogramı 1,25 olarak görür arkadaşlar. 1,25 dedim. E bunu her bir kilogramı da 8 TL'den sattığını söylemişti. Dolayısıyla bunu 8 ile çarpmam gerekir. 1,25'i şöyle yazabilirim. 125 bölü 100 olarak yazabilirim. Çarpı 8 dedim. 25'e böldüm 5 geldi. 25'e böldüm 4 geldi. 8'i 4'e böldüm 2 geldi. 5 çarpı 2'den de burası 10 olarak gelmiş oldu. 10 TL'ye satmıştır deriz o zaman. 5 TL'ye almıştı 10 TL'ye sattı dolayısıyla tam olarak yüzde yüzlük bir kar söz konusu arkadaşlar cevabımız denizli. Bir üretici kilogramı 20 TL'den aldığı 50 kilogram yaş kayısıdan kayısı kurusu ve kayısı marmelatı yapmak için ayırdığı miktarlar sırasıyla 2 ve 3 ile orantılıdır demiş. Şimdi arkadaşlar... Burada bir kar sorusu var o zaman şöyle diyelim e, maliyetimizi ben siyahla yazacağım tamam mı bu şekilde takip edin 20 TL'den aldığı 50 kilogram yaş kayısından bahsediyoruz arkadaşlar demek ki ne kadar e, para ödemiştir 20 çarpı 50'den 1000 TL para ödemiştir diyebiliriz bu maliyet siyahla yazdıklarım maliyet şimdi arkadaşlar toplamda 50 kilogram kayısı aldı hemen şuraya yazıyorum 50 kilogram kayısı aldı. Demiş ki kayısı kurusu ve marmelatı yapmak istiyormuş hemen şöyle iki parça ayırıyorum arkadaşlar şuraya kurusu diyorum kayısı kurusunu buraya yazacağım diğer tarafa da marmelatını yazacağım arkadaşlar şöyle şurası da marmelatı olsun. 2 ile ve 3 ile orantılıymış. E, dolayısıyla 50 kilogram değil miydi bu arkadaşlar? 2 ile 3 ile orantılıysa o zaman 20'ye 30 olarak ayrılacaktır. 20 kilogram kayısı kurusu, 30 kilogram kayısı marmelatı diyebiliriz. Yaş kayısının %50'si kadar kuru kayısı. Şimdi şurası e, yaş kayısıydı zaten. Bir dakika bir tekrar bakıyorum kayısı kurusu ve heh, tamam. Yaş kayısının %50'si kadar kuru kayısı kullanılan yaş kayısının 4 katı kadar e, kayısı marmelatı elde edilmektedir demiş arkadaşlar. O zaman şu 20 kilogramı kayısı kursuna e, e, ayrılmıştı ya. E, bunun yarısı kadar kayısı kurusu elde ediliyormuş. Yani 20'nin yarısı nedir? 10 kilogram kayısı kurusu e, elde ediliyormuş burada. Diğer tarafta ise kayısı marmelatına bakacak olursak da bize demiş ki burada kullanılan yaş kayısının 4 katı kadar 30 kilogramın 4 katı nedir arkadaşlar? 120 kilogramdır. 120 kilogram bir marmelat elde edilecekmiş buradan da. Devam ediyorum soru okumaya. Kayısıdan marmelat yapmak için kullanılan diğer malzemelerin maliyeti 1 kilogram marmelat için 5 TL. Bak yine mar e şeye geldik. Maliyete geldik. Yine siyahla yazacağım burada maliyeti. 1 kilogram marmelat için 5 TL. E Burada 120 kilogram marmelat elde ediyoruz arkadaşlar. O yüzden 120 çarpı 5'ten 600 TL'lik bir maliyetimiz var burada da. Çok güzel. Devam ediyorum şimdi. 5 TL olup elde edilen kayısı kurusu ve kayısı marmelatı 32 TL'den satılıyormuş arkadaşlar. Her ikisi de 32 TL'den. Yeşil olanlar da kazançlarım olsun tamam mı? Kayısı kurusunu o zaman 10 çarpı 32'den 320 TL'ye satacağım tamam mı? Marmelatını ise 120 kilogram marmelat vardı. Dolayısıyla ben bunu 32'den çarpacak olursam 32 ile 10 çarpsam 320 olur. 2 tane 32 daha ekliyorum yani 64 ekliyorum 384 oldu arkadaşlar bir de sıfırımız var 3840 TL Bir kazancımız var burada Buna göre alınan tüm yaş kayısılar kayısı kurusu ve kayısı marmelatı haline getirilip satıldığında yüzde kaç Kar elde edilir diye bize sormuş Şimdi arkadaşlar burada ee, kazandığımız paralara bakacak olursak ilk olarak e, Marmelat'tan 3840 TL, Kayısı Kurusu'ndan ise 320 TL kazancımız var değil mi? Bunları toplayacak olursak da ne geliyor bakalım 3860, 300 daha eklediğimde 4160 oldu. 4160 TL kazanç, yeşille yazdıklarım kazancım. Siyahla yazdıklarım ise maliyetimdi. Maliyetimi toplayacak olursam da 1000 TL bir maliyetim vardı, 600 TL'de marmelat için harcadım, 1600 TL'de bir maliyetimi var. Peki karı bulmak için arkadaşlar şöyle yapmamız gerekmez mi? Deriz ki 1600 TL burada bir maliyetimiz vardı, bunun üzerine ee, X bölü 100 ile çarptık mesela bu kadar bir karımız oldu ve sonuç olarak satış fiyatımız 4160 olarak geldi şeklinde bir denklem oluşturabiliriz burada. Daha sonra şuradaki sıfırlar gidecek olursa arkadaşlar 16x eşittir 4160 olarak kalır. E 4160 bakalım 16'ya bölünüyor mu? Hemen şöyle bölmeye çalışalım. 2 defa 16'dan 32 gelmiş oldu. 41'den 32 çıktı 9 kaldı 6 aşağı indi. 6 çarpı 16 96 demektir. Kalan 0 oldu. Şurada bir tane daha sıfır kalmış oldu. Onu da direkt şuraya yazabiliriz. 260 x eşittir 260. Şimdi arkadaşlar şurası 1600 100'ün üzerine demek ki 260 bölü 100 ile çarpılmış. Yani 100'ün üzerine ne kadar eklenmiş? 160 eklenmiş ki 260 olmuş. Demek ki %160'lık bir karımız vardır burada. Bu durumda cevabımız da Ceyhan seçeneği olur. Bir ürünün peşin fiyatı taksitli fiyatının %30 eksiğini eşittir demiş. Şimdi peşin fiyatını P ile gösterecek olursam arkadaşlar taksitli fiyatı da T ile gösterecek olursam e, taksitli fiyatın yüzde otuz eşittir diyorsa, o zaman taksitli fiyatının yüzde yetmişini eşittir diyebiliriz. Şuradaki sıfırlar gidecektir. İçler dışlar çarpımından 10p eşittir 7t olarak geldi arkadaşlar. Devam ediyorum. Bize demiş ki maliyet üzerinden %40 karla peşin fiyatına satılmaktadır demiş. Şimdi maliyetine şöyle yazalım. Maliyet diyelim şuraya. Maliyetimiz burada 100x kadar olsun arkadaşlar. Şimdi peşin fiyatı için demiş ki maliyetinin üzerine %40 karla satılıyor. E bunun üzerine %40 eklediğimizde ne olacaktır? 140x olacaktır arkadaşlar. Çok güzel. Buna göre demiş. Bu ürünün taksitli satış fiyatından yüzde kaç kar elde edilmektedir diye bize sormuş arkadaşlar. Peşin fiyatın 140x olduğunu bulduk ya hemen gidelim şurada P gördüğümüz yere 140x yazalım. Yani 100 çarpı 140x eşittir 7 çarpı T olarak gelsin. Her iki tarafı da şöyle 7'ye bölecek olursam şu 7'ler gidecektir. 140'ı 7'ye böldüğümde 20 geldi. 20 çarpı 10 200 oldu arkadaşlar. 200x eşittir T olarak gelmiş oldu. Yani taksitli fiyat 200x'miş. Bize neyi sormuştu? Bu ürünün taksitli satış fiyatından yüzde kaç kar elde edilmektedir diye sormuştum maliyetinin 100x olduğunu biliyoruz. Taksitli fiyatının 200x olduğunu biliyoruz. 2 katına çıkmıştır. Bu ne demektir? %100 kar var demektir. Cevabımız Denizli. Bir satıcının aldığı iki üründen birincisinin fiyatı ikincisinin fiyatının 3 katıdır demiş. Hemen şöyle birinci yazdım ve ikinci yazdım arkadaşlar. Şimdi birinci ikincinin 3 katıysa demek ki ikinciye x diyecek olursak birinci ürünün fiyatı da 3x olacaktır. Bu satıcı birinci ürünü %20 karla yani şöyle diyeceğiz. 3x'lik aldığı ürünü %20 karla 120 bölü 100'e satacaktır. İkinci ürünü %40 zararla satıyormuş. Yani x çarpı %40 zarar demek 60 bölü 100 çarpmak demektir arkadaşlar. İşte bu şekilde yaptığında demiş bu iki üründen elde ettiği kar yüzde kaçtır? Şimdi, şimdi bu iki ürüne 4x kadar ücret ödedi almak için. A bölü 100'e de satmış olsun arkadaşlar. Buradan kar oranını bulmaya çalışalım hadi. Şimdi şuradaki yüzlerin her üçünde de olduğu için gittiğini görüyoruz. X'lerin de hatta e, hepsinde olduğu için sadeleştiğini görüyoruz. Hepsini dörde bölebiliyor muyuz? Evet bak dörde böldüm gitti. 60'ı dörde böldüm 15 kaldı. 120'yi 4'e böldüm 30 kaldı. 3 çarpı 30 90'dır. 90 buradan. E 15 de buradan. Sağ taraftan sadece A kalmış oldu. Yani A eşittir 105 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Bu ne demek? 100 üzerinden 5 artmış ki 105 olmuş. Yani %5 bir kar var. Ezgi annesinin kendisine verdiği 20 yumurtanın %20'sini taşıma esnasında kırmıştır. Hemen şöyle yazalım. 20 çarpı %20'si diyorum arkadaşlar taşıma esnasında kırmış. Yani kaç tane olmuş oluyor? 4 tane kırılmış diyeceğiz. Peki, buna göre yumurtaların maliyeti yüzde kaç artmıştır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi yumurtalara verdiğimiz ücret 100x kadar olsun arkadaşlar. Tamam mı? 20 tane yumurtaya 100x ücret ödemiş olalım. Maliyetimiz bu. Şimdi artık şöyle düşüneceğiz. 16 tane yumurtaya 100x vermiş gibi olacağız aslında şu anda doğru değil mi? Yani başlangıçta 20 tane yumurtamız vardı 100x kadar ücret ödemiştik. Ödediğimiz ücret hala aynı ama elimizde 16 yumurta kaldı. Yani bu durumda 20 değil de 16 yumurtaya 100x ödemiş gibi olacağız. Şimdi tek bir yumurta üzerinden düşünecek olursak arkadaşlar birinci durumda 20 tane yumurtaya 100x ödediysek bir yumurta ne yapacaktır burada? 5x yapacaktır değil mi? Hemen yazdım. İkinci duruma bakacak olursak da. E, Tabi burada nasıl 5x bulduk bunu? 100x'i 20'ye böldük 5x geldi. İkinci duruma baktığımızda ise arkadaşlar. Bir yumurta e, 100x bölü 16 diyeceğiz değil mi burada da? E, 100x bölü 16 hatta sadeleştirelim mi? Bakalım şuradan 100x bölü 16, 4'e böldüm 25x, 4'e böldüm 4. Heh, bir yumurtanın şu anki fiyatı 25x bölü 4 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Burada şimdi şöyle bir denklem kurabiliriz aslında arkadaşlar. Yumurtamızın ücreti 5x iken %a kadar arttı ve neye dönüştü? 25x bölü 4'e dönüştü diyebiliriz. Ee, hemen şunları bir sadeleştirelim. Mesela şu x'lerin gittiğini görüyoruz. Şuradaki 25 ile 5 sadeleşti. 5 bölü 4 olarak geldi. Daha sonra %4 sadeleşti. Şurası 25 oldu. İçler dışlar çarpımından a eşittir 25 çarpı 5'ten 125 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Bu ne demektir? 100'den 25 arttı ki 125 oldu. Demek ki %25 olarak bir artış var cevabımız Denizli. Bir satıcın 6 tanesini 40 TL'ye aldığı ürünlerin 9 tanesini 80 TL'den satmaktadır. Şimdi arkadaşlar 6 taneyi eğer 40 TL'ye aldıysa o zaman bir tanesini de X TL'ye almıştır diyelim tamam mı? O zaman şöyle bir e, oran yapalım ve diyelim ki 6 çarpı X... Eşittir 40 çarpı 1'den 40 olarak gelir. Her iki tarafı da 6'ya bölecek olursam burası 40 bölü 6. Sadeleştirdiğimizde de 20 bölü 3 olarak gelmiş olacaktır arkadaşlar. Şimdi bu kadar bizim bir e, maliyetimiz var değil mi? Bu kadarı aldık. Maliyettir bu. Bir de satışımıza bakalım. 9 tanesini 80 TL'den satıyor. Hemen bunu da yazıyorum. 9 tanesini eğer 80 TL'den satıyorsa bir tanesini Y TL'den satar deriz. Burada yine bir orantı kuracak olursak 9 Y eşittir 80 olarak gelir arkadaşlar. Her iki tarafı da 9'a bölecek olursam Y eşittir 80 bölü 9 olarak 3 değil düzelttim 9 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Bu da bizim satış fiyatımızdır. Bize demiş ki buna göre satıcının toplam 160 TL kar elde edebilmesi için bu ürünlerden kaç tane satması gerekir? Şimdi buradaki kar, karı nasıl hesaplarız arkadaşlar? Karı satıştan maliyeti çıkardığımızda hesaplayabiliriz. Satışımız 80 bölü 9'du. Ee, burada burada Maliyetimiz de 20 bölü 3 olarak gelmiş oldu. Şöyle 3 ile genişletiyorum. 80 eksi 60 bölü 9 olarak geldi. Bu da 20 bölü 9 demektir. Demek ki bir üründe şu anda bir ürün üzerinden hesap yaptık biz. Bir üründe 20 bölü 9 TL kar elde etmiş olduk. 160 TL kar elde etmek istiyoruz. O zaman şöyle yazalım. Bir üründe eğer 20 bölü 9 TL kar varsa o zaman 160 TL kar elde etmek istiyorsam ben kaç tane ürün satmam gerekir? A tane ürün satmam gerekir diyelim. Burada bir orantı oluşturacak olursak. Buradan da A çarpı 20 bölü 9 eşittir 160 olarak geldi. Ee, 160 ile 20'yi sadeleştirdim. Şurası 8 oldu. İçler dışlar çarpımından A eşittir 8 çarpı 9 yani 72 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Bir kitapçı bir kolide bulunan kitapların bir kısmını öğrencilere hediye olarak vermiş ve bu durumda kitapların maliyeti %25 oranında artmıştır diyor arkadaşlar. Şöyle diyelim kaç tane kitap var buna bakalım. Ee, bir de kitap fiyatını yazalım tamam mı? Şimdi başlangıç için kitap sayımız burada 100x tane olsun. Ee, fiyatımız da ne olsun? 100y kadar olsun. Şimdi... Burada toplam maliyeti hesaplayacak olursak arkadaşlar şöyle diyebilir miyiz? Kitap sayısıyla fiyatını çarptığımızda yani 100x çarpı 100y diyecek olursak biz buradaki toplam fiyatı bulmuş oluruz aslında. Tüm kitapların fiyatını bulmuş oluruz burada. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Kitapların bir kısmını hediye olarak vermiş ama ne kadarını bilmiyoruz. Mesela a kadarını elinde a kadar kalmış olsun tamam mı? a çarpı x. Dengelemek için şurada zarar etmemek için dengelemek için arkadaşlar maliyette %25 olarak arttırmış fiyatları. Yani o zaman şöyle diyelim. 125y yapmış fiyatları ve sonuç olarak bunları dengelemiş. Bunları dengelemiş ama e, kaç kitabı hediye olarak vermiş? Buna bunu soruyor bize. Şimdi arkadaşlar burada eee 125 25'e böldüm ne geldi? 5 olarak gelmiş oldu. 125'e böldüm. 4 olarak geldi. E şuradaki 5 ile de şuradaki 100'ü sadeleştirebilirim. Buradan da 20 gelmiş oldu. 20 çarpı 4. Hatta şu x'lerin y'lerin gittiğini de gösterebiliriz. 20 çarpı 4, 80. Sağ tarafta da sadece a kalmış oldu. Demek ki e, elinde kalan kitaplar 80x kadar. E başlangıçta 100x kadar kitap vardı. Buradan anlıyoruz ki 20x kadarını hediye olarak vermiş. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Bir ürünün etiket fiyatı maliyet üzerinden %20 kar ile belirlenmiştir. Şimdi arkadaşlar şöyle maliyeti bir yazalım. Maliyetimiz burada eğer 100x olacaksa burada etiket fiyatını ne olarak yazmamız lazım? %20 kar demiş. %20 karla burası 120x olacaktır. Satışlar istenen rakamlarda olmadığı için bu ürüne 20 TL indirim yapılmıştır. Diyor arkadaşlar o zaman indirimli fiyatını yazalım Bir de ee, etiket fiyatı zaten 120xti o zaman 20 TL indirim yapılıyorsa 120x -20 olarak gelmiş olacaktır bize demiş ki son durumda yani şu indirimli fiyat hakkında konuşuyor. Her bir üründen %20 zarar edildiğine göre bir defa zarar edilmesi için şuradaki maliyetin 100x'ten 80x'e düşmesi lazım değil mi? %20 zarar edilmesi demek yüzden 80'e düşmesi demek. E bu durumda şu indirimli fiyat demek ki 80x'e eşitmiş arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Burada 80x'i sol tarafa geçirdim. 120x'ten 80x çıktı. 40x kaldı. Eksi 20'yi sağ tarafa geçirdim. Artı 20 olarak geldi. Her iki tarafı da 40'a bölecek olursam 20 bölü 40 yani 1 bölü 2 olarak gelmiş olacaktır. Daha sonra ürünün etiket fiyatını sormuş biz arkadaşlar. Yani 120x'i sormuş. Bu da 120 çarpı 1 bölü 2 demektir. Yani 60 oluyor. Bu durumda cevabımız da Ceyhan seçeneğidir. Mustafa ihtiyacı olan boya kalemlerini alabilmek için babasından bir miktar harçlık almıştır. Kırtasiye'ye gittiğinde ihtiyacı olan boya kalemlerinin %15 indirime girdiğini görmüştür. Şimdi arkadaşlar, boya kaleminin fiyatını önce bir yazalım. Fiyatı başlangıçta 100x kadar olsun tamam mı? 100x kadar oldu. Daha sonra %15 indirime girdiğini görüyor. İndirimli fiyatı da bu durumda ne olacaktır arkadaşlar? 15x düşürdüğümüzde 85x olarak gelecektir. Bu durumda aynı para ile önceki alacağından 3 kalem daha fazla alabileceğini hesaplamıştır. Yani burada şunu söylüyorum. Öncekinde eğer y tane alabiliyorsa burada y artı 3 tane alabiliyor. Verdiğimiz ücretler sonuç olarak eşit. Yani her birinin fiyatı 100x olduğunda y tane alabiliyoruz. Bu ne demektir arkadaşlar? 100x çarpı y demektir eşittir diyorum. Sağ tarafta da 85x olduğunda her birinin fiyatı y artı 3 tane alabiliyorum. O zaman burada da 85x çarpı y artı 3 olarak bunu yazabiliriz. Şimdi her iki tarafta da x'ler var. Şunlar sadeleşti. Bunu gördük. 5'e ee, e bölsek burası 17 olarak gelir. 5'e bölsek şurası 20 olarak gelir arkadaşlar. Sol tarafta 20y kaldı, sağ tarafta ise 17 içeri dağıtıyorum, 17y artı 17 çarpı 3 51 geldi. 20y'den 17y çıktı, 3y kaldı. 3y eşittir 51 ise iki tarafı 3'e böldüğümüzde y eşittir 17 olarak gelmiş olacak. Peki bize neyi sormuştu? Mustafa elindeki harçlık ile indirimli fiyattan kaç tane boya kalemi almıştır diye sormuştu. Yani Y artı 3'ü sormuş aslında bize. Biz Y'yi 17 olarak bulduk arkadaşlar. Dolayısıyla 17 artı 3'ten 20 olarak gelir. Cevabımız da denizli seçeneği olur.